Evinizdeki sebze ve meyvelerin buzdolabındaki raf ömrünü uzatarak hem bütçenizi hem de sağlığınızı korumak elinizde. Nasıl mı? Formül her birinin nasıl saklanacağını bilmek. Mesela domates ve biber yan yana gelmemeli. Patates buzdolabından uzak tutulmalı. İşte her evi yakından ilgilendiren o püf noktaları. Elimde artık yenmeyecek durumda olan meyve ve sebzeler var. Aslında bunları alalı çok uzun süre olmadı ama artık hiçbiri tüketilmeyecek durumda. Aynı manzarayla siz de karşılaşıyor olabilirsiniz. İşte bunun nedeni buzdolabında saklarken yaptığımız hatalar. Aldığım sebze ve meyveleri özellikle farklı katlara yerleştireceğiz. Ee, aynı zamanda e, meyvelerin kesinlikle hava almadan saklanması gerekiyor buzdolabında. Sebzelerin ise tam tersi biraz hava alarak saklanması gerekiyor. Biliyoruz. Domates, salatalık, biber yan yana mı? Evet, oluyor? evet, evet. Yani çalışanlar videosu daha pratik olmak durumunda olduğu için aynı anda hepsini daha rahat alabiliyoruz. Öyle yapmamak lazım. Öyle mi? Ne gibi? Domates hasattan sonra olgunlaşmaya devam ediyor. Ve bu olgunlaşma esnasında da ortama etilen gazı e, üretip salgılıyor. Bu etilen gazı e, salgılandığı zaman... E, salatalık olsun, biberler olsun bu gaza karşı çok duyarlıdırlar. Bu gazla aynı ortamda bulunduğu zaman diğer sebzeler hemen bozulmaya başlıyorlar. Tadı da bozuluyor aynı zamanda. Sebze ve meyvenin raf ömrünü uzatmanın bir başka yolu da pazardan alıp eve geldikten sonra sık sık aldığınız ürünleri kontrol etmekten geçiyor. Çünkü içlerinden biri çürümüşse diğerlerini de çürütebilir. O yüzden çürümüş alanları alıp hemen çöpe atmanız gerekiyor. Küflü kısmını alıp diğer kısmını yemeklerde kullanıyoruz. Bu çok büyük bir hata. Çünkü bu domatesin küflenmesi demek aflatoksin üretmesi demek ve aflatoksin e, sağlığımız açısından çok zararlı bir zehirdir. Buzdolabına koyuyoruz. Çünkü sıcaktan bozulmasın diye. Patates ve soğanı ise genelde ihtiyacımızdan fazla alırız. Her an elimizin altında olsun isteriz ve genelde de buzdolabının en alt rafını işte bu patates ve soğanı ayırırız ama peki ama bu yaptığımız doğru mu? Kesinlikle ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Aynı zamanda e, kuru bir ortam olması çok önemli. Serin ortam olması çok önemli ama buzdolabında saklamamıza gerek yok. Özellikle çocuklu evlerde meyveler yıkandıktan sonra buzdolaplarına konur ve çocukların hemen böyle alıp ağızlarına atmaları istenir. Ama doğru mu böyle saklamak? Yanlış. Ee, özellikle meyveleri kesinlikle yıkamadan buzdolabına koymamız gerekiyor. Açıkta saklamamamız gerekiyor. Hava almayacak şekilde kapatacağız. Meyve sebzelerin hiçbirini yıkamadan buzdolabında saklamak gerekiyor. Ama yeşillikler harc. Onları tam tersi yıkadıktan sonra buzdolabına koymak gerekiyor. Bir kurtucudan da yardım alabiliriz ya da geniş bir şekilde bir havlu üzerine de serebiliriz. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra da hava almayacak şekilde buzdolabında serin ortamda aylak.